Evet, bu dersimizin konusu bir diğer nicel araştırma yöntemi olan betimleme yani survey araştırma yöntemi. Survey betimleme araştırma yöntemi sosyal bilimlerde en sık kullanılan araştırma yöntemlerinden biri. Bazılarına göre sosyal bilimlerde gerçekleştirilen ampirik verilere dayalı araştırmaların yaklaşık %40'ında betimleme araştırması yöntemi kullanıldığı söyleniyor. Bu dersimizde betimleme yöntemiyle ilgili temel bilgileri vermeye, betimleme araştırmalarında veri toplama tekniklerini ve betimleme araştırması ile ilgili etik hususlara kısaca değinmek istiyorum. Gene daha önceki dersimizde de kullandığımız bu slaytı sadece hatırlatma amacıyla koydum. Gördüğünüz gibi bir diğer bir nicel yöntemden söz edeceğiz bugün betimleme araştırması olarak. Kısa bir tarihçe vermek gerekirse betimleme ya da survey araştırmalarının tarihi aslında çok gerilere gidiyor. Daha doğrusu betimleme araştırmalarının tarihi değil de surveylerin tarihi. Survey ya da sürveyan Türkçe'de de kullanılan bir terim. Daha çok gözetmen, gözetici, özellikle sahada çalışan jeoloji ve benzeri disiplinlerle ilgilenen kişilerin kullandıkları bir terim. İlk nüfus sayımları o açıdan ilk surveyler olarak da düşünülebilir. Hatta İncil'de Eski Ahit'te şöyle bir cümle geçiyormuş. Veba'dan sonra Allah Musa'ya ve Harun'un oğlu Rahip İlyas'a 20 yaşından yukarı olan İsrail halkının bütün topluluklarının nüfus sayımını yapın demiş. Dolayısıyla da 20 yaş herhalde burada belirli bir işlevi olan bir yaş olsa gerek. Gene ta 1085'lerde Domesday Book adlı kitap o tarihte İngiltere'de yapılan bir survey nüfus sayımı sonuçları ile ilgili. Peki bu basit sayım denemelerinden bugünkü anlamda toplumsal betimleme araştırmalarına nasıl gelmişiz? Özellikle 1950 sonrası örgütlerin ve bilgisayarın ortaya çıkmasıyla birlikte veri depolama ve işleme araçlarının gelişmesi aynı zamanda surveyleri yani betimleme araştırmalarını da daha saygın bir bilimsel yöntem haline getirmiş. Betimleme araştırması aracılığıyla veri toplamak için birçok ölçek ve endeks geliştirilmiş, birçok istatistiksel testler geliştirilmiş. Dolayısıyla surveyler zaman içerisinde aynı zamanda sadece bilimsel amaçla değil, uygulamalı amaçlarla da kullanılmaya başlanmış. Günümüzde özellikle kamuoyu araştırmaları, ürün tanıtım uygulamaları, pazar araştırmaları vesaire betimleme araştırma yöntemlerindeki temel teknikleri kullanarak yapılan araştırmalar. Hangi tür araştırmalar betimleme yöntemi kullanılarak yapılabilir? Aslına bakılırsa daha önceki derslerde gördüğümüz keşfedici, tanımlayıcı ve açıklayıcı araştırmaların her biri betimleme araştırması yöntemiyle yapılabilir. Yani hem açıklayıcı araştırmada olduğu gibi neden sonuç ilişkisi belirten ilişki testi, hipotez testi için yapılabilir. Hem biraz önce İncil'de geçen örneğe benzer bir şekilde tanımlayıcı yönüyle örneğin nüfus sayımlarına benzer araştırmalar yapılabilir. Ya da keşfedici, o zamana kadar bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmaya yönelik araştırmalar yapılabilir. Örneğin evsizlikten bahsetmiştik daha önceki derslerimizden bir tanesinde. Peki neler
betimleme araştırma yöntemi yine incelenebilir sorusunun cevabı ise şurada gördüğünüz 6 kategoriden oluşan araştırma soruları betimleme yöntemiyle araştırılabilir soruları oluşturuyor. Davranışlar. Bunlar kişilerin ne tür davrandıklarını ortaya çıkarmak için. Örneğin 12 Haziran seçimlerinde nasıl oy kullandınız? Ya da kullanacaksınız. Gerçi işte ama. Ya da işte en son ne zaman bir yakınınızı ziyaret ettiniz gibi. Örneğin akrabalık ilişkilerini gözlemek isteyen bir kişi insanların davranışlarını bu tür bir betimleme araştırması yöntemini ortaya çıkarabilir. İkinci grup olarak tutum, inanç ve görüşleri ortaya çıkarmak için betimleme araştırmalarından yararlanılabilir. Tutum, inanç, görüş. Yani kişilerin belirli konulardaki tutumları, inançları, görüşleri nelerdir biçiminde. Örneğin bugünlerde ülkemizin en önemli sorunu sizce nedir? Ülkemiz şu anda daha çok yatırım yapmaya ya da işte para harcamaya yönelik bir iklime mi sahiptir gibi bu tür sorularla insanların belirli konulardaki tutum, inanç ve görüşleri ölçülebilir betimleme araştırmalarıyla. Değişkenlerin çeşitli özelliklerini ortaya çıkarmak için yararlanılabilir betimleme araştırmalarından. Örneğin işte nüfusun kaçta kaçı boşanmış, kaçta kaçı evli, kaçta kaçının ne kadar çocuğu var, sendikaya üye mi, hangi yaş gruplarında vesaire gibi. İnsanların beklentileriyle ilgili betimleme araştırmaları yapılabilir. Örneğin ekonomiye güven duyup duymadıklarını ortaya çıkarmak için diyelim ki önümüzdeki yıl içerisinde araba alıp almamayı düşünüp düşünmedikleri ya da belirli bir sorunla ilgili o sorunun ortadan kalkması konusundaki beklentilerin neler olduğu ortaya çıkarılabilir. Kişilerin kendilerini nasıl sınıflandırdıkları betimleme araştırmalarıyla ortaya çıkarılabilir. Yani liberal mi, ılımlı mı, tutucu mu, kendisini hangi sosyal sınıfa dahil hissediyor, dindar mı, dinsiz mi vesaire gibi bu tür araştırmalarda da yine betimleme yönteminden yararlanılabilir. Son olarak betimleme yöntemi kişilerin bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla da kullanılabilir. Örneğin son seçimde işte şu beldede hangi belediye başkanı seçildi? Ya da Birleşmiş Milletler'in genel merkez binası nerededir? Ya da örneğin bu ülkede Karl Marx'ın Komünist Manifesto adlı kitabı yasak mıdır gibi belirli konulardaki görüşleri, bilgi düzeyleri ölçülebilir. Bir betimleme araştırmasında bazı adımları diğer araştırma türleriyle ortak olan şu adımlar yer alır. Önce deneysel araştırmada da gördüğümüz gibi denence geliştireceğiz. Yani bir iddia olacak, şununla şu arasında bir ilişki vardır ya da bir soru, araştırma sorusu olacak. Sonra ne tür bir veri toplama aracı kullanacağımıza karar vereceğiz. Posta yoluyla anket mi göndereceğiz, telefonla anket mi yapacağız, görüşme mi yapacağız gibi. Soruları hazırlayacağız. Yanıt kategorilerini oluşturacağız ki biz bu derslerde aslında kısa geçiyoruz ama anket sorusu oluşturmak başlı başına önemli bir konu ve ilgilenenler anketle ilgili ders malzemeleri arasında yer alan kaynakçadaki Türker Baş'ın kitabına bakıp nasıl soru hazırlanacağı konusunda bilgi edinebilirler. İkinci adımda verilerin nasıl kaydedileceğini planlamamız gerekiyor. Soruların iyi anlaşılıp anlaşılmadığını önceden görmek için küçük bir grup üzerinde pilot test yapmak gerekiyor. Üçüncü adımda hedef evrene karar vereceğiz. Yani bu araştırmayı kimler üzerinde yapacağız ve onlar arasından nasıl bir örneklem seçeceğiz ki
örneklem konusu daha sonra başlı başına bir dersimizin konusu olacak. Örneklem mantığı, örneklem büyüklüğüne karar verme vesaire. Sonra denekleri saptayacağız. Bunu ya rastgele ya olasılığa dayalı örneklem seçme yöntemleriyle belirleyeceğiz. Görüşmeleri yapıp anketleri uygulayacağız. Verileri kaydedeceğiz. Sonra verileri bilgisayara girip çeşitli istatistiksel testler yapacağız. Ve son olarak da araştırma raporunu yazacağız. Bunlar betimleme araştırmasındaki temel adımlar. Betimleme araştırmalarında en çok kullanılan veri toplama aracı anketler ya da görüşmeler. Bir önceki derslerden birinde soru sorma ile ilgili kısacık bir slaytımız vardı. İşte sorular açık ve anlaşılır olmalı, kısa olmalı diye. Bu slayt hemen hemen benzer bir slayt gene. Hatırlatmakta yarar var bu tür anketlerde soruların özellikleri ne olmalı diye yeniden koyma gereği duydum. Açık uçlu kapalı uçlu sorulara kabaca bir örnek var burada. Örneğin mesleğiniz nedir dediğimizde oradaki boşluğa mesleğini yazacak. Tabii ki açık uçlu, kapalı uçlu soruların değerlendirme açısından araştırmacıya getirdiği yükler farklı. Çünkü kapalı uçlu sorularda denek verilenler içerisinden bir ya da birkaçını seçmek durumunda. Açık uçlu sorularda ise çok daha değişik, çok daha fazla kategoride cevap yer alabilir. Ve araştırmacının bunları sınıflaması lazım. Yani kodlanması daha zor. Bu tür soruları oluştururken daha önce de bir söz etmiştik. Seçenekler birbirini tamamen dışlamalı. Yani örneğin kapalı uçlu sorulara örnek olarak verilen memur ve öğretmen seçenekleri burada aslına bakılırsa kişiyi ikircikleştirebilecek bir seçenek. Yani öğretmen de bir memur değil mi sorusuna kendi kafasından bir cevap bulamadığında nereye, hangi seçeneğe işaret koyacağını denek bilemeyebilir. Anket uygulamanın en önemli noktalarından bir tanesi de insanların geçici bir süre için istemedikleri yapay bir duruma maruz bırakılmaları. Yani araştırmacı açısından çok önemli olabilir örneğin ötenazi konusunda bilgi toplamak. Ve dolayısıyla da ötenazi konusunda soru sormak isteyebilirsiniz. İşte ne düşünüyorsunuz? İyi ama çok muhtemelen soruyu sorduğunuz kişi o zamana kadar belki de hiç o konuda bir şey düşünmedi. Yapay ortam derken kastettiğimiz şey bu. Yani sordun ilk defa düşünüyorum gibisinden. Bunun dışında denekler gene farklı konularla ilgili soruların kendilerine sorulmasından rahatsız oluyorlar. Bırakınız o konuda daha önce hiç düşünmemeyi. Bu tabloda anket yoluyla veri toplama söz konusu olduğunda insanların hangi tür sorulara genellikle doğru cevap vermediklerinin yüzdelerini görüyorsunuz. İşte örneğin mastürbasyon konusunda yarısından fazlası aslında doğru bilgi vermiyor. Seks konusunda öyle. Uyuşturucu kullanımı konusunda öyle. Bu liste çok daha uzundu. Ben kısaltarak aldım. Bu ne demek? Bu sizin gerçekten örneğin buradaki rahatsız olanların yüzdesi yüksek olan konularda araştırma yapacaksanız belki de bu konuda veri toplamak için en iyi yöntem anket göndermek ya da görüşme yoluyla soru sormak değildir anlamına geliyor. Dolayısıyla daha farklı bir şekilde veri toplamak gerekecek. Yani örneğin insanların %40'ından fazlası
daha önce uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları konusunda bir soruyla karşılaşmaktan rahatsız oluyorlar. Rahatsız olmaları demek, bu konuda size doğruyu söyleyemeyebilecekleri demek aynı zamanda. O açıdan da bu sorular belki de çapraz testlerle yeniden sorulması ya da hakkında bir toplanması gereken sorular olsa gerek. Onun için duyarlı konularda insanlara anket göndermek ya da görüşme sırasında o soruları sormak rahatsız ediyor. Rahatsızlık şuradan kaynaklanıyor. Geçen derste deneysel yöntemin ahlaki yönlerinden söz ederken gizlilikten söz etmiştik. Elbette yani deney sırasında da aynı şey söz konusu ama mesela intiharla ilgili bir araştırma yapıyorsunuz ve kişilerin intihara yönelimleri konusundaki bir takım şeyleri ortaya çıkarıyorsunuz. Bunlar zaman zaman gazetelere de yansıyor. İşte intihara çok eğilimli olan bir kişiyi araştırmacı polise teslim ettiğinde ya da polisi uyardığında acaba yapılan iş etik mi değil mi gibi bir takım sorunları da beraberinde getiriyor. Ama duyarlılık işine dönecek olursak uyuşturucu, seks vesaire konusunda gene işin gizlilik yönünü düşünerek de insanların bir takım kuşkuları olabilir. Tanımadığım bir kişisiniz araştırmacı olarak. Ben size niye seks düzenimle ilgili konular, en gizli konular konusunda bilgi vereyim? Ne malum araştırmacının o bilgileri yeterince kıskanç bir şekilde koruyacağı gibi bir takım sorular nedeniyle reserved davranışlar sergileyebiliyorlar. Tabii duyarlı konularda olmasa bile betimleme yöntemiyle veri toplandığında anketler aracılığıyla vesaire yanıtların kalitesi konusunda da araştırmacının dikkatli olması lazım. Biraz önce ötenazi örneğini vermiştik ve siz soruncaya kadar hiç düşünmemiş olan bir kişinin ne söyleyeceği olabilir ki bu konuda demiştik. Dolayısıyla verilen yanıtlar eksik olabilir, abartılı olabilir, yanlış olabilir ya da toplumsal arzu edilirlik konusunda ön yargısı olabilir. Yani yardımsever misiniz? Hiç yardımsever olmasanız bile böyle bir soruya yardımseverlik genelde toplumda arzu edilir bir özellik olduğu için kişilerle ilgili evet yardımseverim türünde cevapların alınması daha muhtemel. Öte yandan insanlar bilgi düzeyini ölçme ile ilgili sorulara demin görmüştük 6 temel grup vardı betimleme araştırma yöntemlerinin kullanıldığı. Genellikle o konuda bir bilgileri olmasa bile verilen seçeneklerden bir tanesini işaretleme yoluna gidiyorlar. Sırf bu konuda bilgisi olmadığını göstermemek için. Dolayısıyla bu yönüyle de anket sorularının üzerinde durulması gerekiyor. Anket hazırlama ilkeleri, anket soruları için her satırda bir soru sorulmalı, gerektiğinde şartlı sorular sorulmalı. Şartlı derken işte yani ne bileyim gelir düzeyiniz şunun altındaysa şu soruları cevaplayınız. İşte diyelim ki cinsiyetle ilgili bir soru soracaksanız işte emzirme ritüelleri vesaire konusunda cinsiyetiniz şu ise şu soruları cevaplayınız. Erkek ise şuraya atlayınız gibi şartlı sorular olabilir. Sorular kolayca yanıtlanabilecek şekilde biçimlendirilebilir. Örneğin Likert ölçeğine göre düzenlendiyse sağ tarafta beşli Likert seçenekleri, sol tarafta da tek satır, tek cümle biçiminde önermeler yer alabilir. Daha önce de bir söz etmiştik. Soruların sıralanması ile ilgili hususlara dikkat etmek lazım. Yani bazı soruların önce sorulması kişilerin öğrenmelerini tırnak içerisinde sağlıyorsa belki de daha sonra cevaplayacakları soruları bu öğrenme nedeniyle
daha farklı cevaplayabilirler. Buna dikkat edilmeli. Anketi yanıtlayacak kişiler için kısa bir yönerge hazırlanmalı. Yani nasıl işaretleyecekler, nasıl cevaplayacaklar vesaire. Ve anket sorularının sizin istediğiniz şeyleri ölçüp ölçmediğini, soruların anlaşılır olup olmadığını görmek için kısa bir ön test yapmakta küçük bir gruba yarar var. Anlaşılmayan soruları yeniden formüle etmekte yarar var. Esas anket deneklere gönderilmeden önce. Anketlerin dağıtımı ve dönüşlerin izlenmesi. Tabii burada hani posta yoluyla diyoruz ama bu belki de artık elektronik posta yoluyla diye düzeltilmek zorunda. Hala kuşkusuz adi posta yoluyla da anket uygulamaları kuşkusuz vardır ama herhalde daha yaygını elektronik posta. Kapı kapı gezerek belki kamu araştırmaları için ya da nüfus sayımları için daha gerçekçi bir şey. Web aracılığıyla yapılan anketler var. Birçok yazılım aracılığıyla web anketi uygulanabilir. Dönüşleri izlemek lazım ve tekrar hatırlatma yapmak lazım. Hatırlatma mesajları göndermek lazım. Ve bu dönüşlerin yüzdesini izlemek lazım. Çünkü yanıt verme oranı bir ankete ne kadar yüksekse sonuçların o kadar güvenilir olması ve genellenebilir olması söz konusu. Burada gördüğünüz ders kitaplarında verilen %50, %60, %70 gibi dönüş oranları aslında son derece iyimser. Çünkü bugün örneğin web aracılığıyla yapılan anket uygulamalarında %3'ü, %5'i geçmeyen dönüş oranları söz konusu. Aynı şekilde literatüre de baktığımızda bazen %15, %20 gibi dönüş oranlarıyla araştırmaların rapor edildiğini görüyoruz. Tabii aslına bakılırsa bu tür araştırmaların hemen hemen genellenebilirlik düzeyi sıfıra yakın diye düşünmek lazım. Bu konu üzerinde örneklem mantığı dersinde çok daha ayrıntılı duracağız ama kabaca niye yanıt oranı düştükçe sonuçlar daha az genellenebilir sorusunu cevaplamak gerekirse temel espri anket formu gönderip de soruları yanıtlayıp anketi geri döndürenlerin o konudaki görüşleriyle döndürmeyenlerin görüşleri arasında fark olup olmadığı konusundaki güveniniz. Daha açık ifade etmek gerekirse, diyelim ki siz çok ciddi bir şekilde bir örneklem seçtiniz, işte rastgele örneklem uyguladınız ve insanların örneğin belirli bir konudaki görüşlerini, diyelim ki seçimle ilgili olarak hangi partiye oy vereceklerini sordunuz ve cevapları bekliyorsunuz. Geri dönüş oranı sadece %20. Böyle bir durumda geriye kalan %80'in de cevap veren %20 gibi düşündüğünü varsaymak durumundasınız. Ama bu varsayım çok yanlış bir varsayım olabilir. Dolayısıyla da genellemeyi etkileyen esas espri burada. Onun için de yüzde ne kadar yüksek olursa tabii ki o zaman öyle bir genelleme yaptığınızda bunun doğruluk oranı daha da artacak. Nereden bileceğiz geriye kalan %80'in hangi sahiplerle, hangi güdülerle cevap vermediklerini? Belki sorularınızdan hoşlanmadılar, belki zamanları yoktu, belki daha çok yani ne bileyim çok zamanı olan kişiler sizin sorularınızı cevapladı. Belki sadece belirli bir partiye oy vermeyi düşünenler cevapladı vesaire gibi. Ama siz onlardan alıp diğer %80'e de genelleme yaptığınızda o zaman bunun kalitesi kuşkusuz tartışılacaktır. Betimleme araştırmalarındaki bir diğer veri toplama tekniği görüşme. Yani yüz yüze yapılan yapısal, yarı yapısal ya da yapısal olmayan görüşmeler. Burada tabii görüşmeci daha önceden hazırlanmış bir anket sorularını yüz yüze sorabilir ki tek farkı
kişinin soruları kendi kendine cevaplamasıyla kendisine sorulan soruları cevaplaması arasındaki farktır. Görüşmeler içinde bir takım ilkeler var kuşkusuz. Yani görüşmecinin giyimi, cinsiyeti vesaire son derece önemli. Dolayısıyla olabildiğince birbirine, daha doğrusu görüşme yaptığı kişilere yakın bir giyim kuşamı olmalı ki cevap verebilsin diye. Artı bir de görüşme yapan kişilerin cinsiyeti belirli konularda verilen cevapları da etkileyebiliyor. Yani ne bileyim işte görüşmeci olarak bir kadının bir erkeğe ev işlerinde eşine yardımcı olup olmadığını sorduğu zaman aldığı cevapların niteliğiyle aynı soruyu erkek olan bir görüşmecinin deneye sormasında aldığı arasında fark olduğu gözleniyor. Ya da özellikle kamu pazarlama araştırmalarında da bu tür şeyler gözükebiliyor. Örneğin bazı sorularla ilgili cinsiyet alacağınız cevabın hangi yönde olacağını pekala değiştirebiliyor. Dolayısıyla bu tür durumlara da dikkat edilmesi ve görüşmeye önceden hazırlanması, soruların değiştirilmeden sorulması, yanıtların da aynen kaydedilmesi gerekiyor. Yanıtları almak için elbette gerektiğinde dürtme, ipucu soruları yönlendirmeleri yapılabilir. Ama bu deneyin nasıl cevap vereceğini etki etmemeli. Sadece ondan daha fazla bilgi almasına yardımcı olmalı. Yapısal, yarı yapısal sözcüklerini de yorumlamakta yarar var. Yapısal dediğimizde görüşmecinin, yani soruları soran kişinin hiçbir özgürlüğü yok. Olduğu gibi soruları sormak zorunda. Yarı yapısal olduğu zaman görüşmenin gidişatına göre daha farklı sorular da sorabilmesi anlamına geliyor. Yapısal olmayan görüşme ise tamamen serbest, o anda hazırlanan soruların sorulması gazetecilikte çok sık rastlanan durumlardan biri. Özellikle kamuoyu araştırmalarında görüşme için gerçekten hazırlanmak lazım. Yani görüşmeleri yapacak kişilere süreç anlatılmalı, nasıl davranacakları anlatılmalı. Örneğin kapısında köpek bağlı olan bir yerde hangi partiye oy vereceklerini sormak için gittiklerinde kapıdan dönüp kaçmak yerine ne yapmaları gerektiği anlatılmalı. Zor ya da karmaşık durumların içerisinden nasıl çıkılacak? Gösteri amaçlı, yani öğretme amaçlı görüşmeler yapılmalı. Bakın şu durumda karşılaştığınızda ne olabilir diye. Bu özellikle kamuoyu araştırmaları açısından önemli. Çünkü düşünün, yüzlerce görüşmeci işte diyelim ki farklı illerde insanların önümüzdeki seçimde nasıl oy kullanacaklarını ortaya çıkarmak için görüşmeler yapıyor. Eğer birisi kapısında köpek bağlı olan evlere girmemeyi, kaçmayı tercih edip diğeri etmiyorsa ya, o zaman kapısında köpek bağlı olan evlerden edinilen veriler konusunda tek biçim bir trend ortaya çıkması daha zor. Onun için de burada nasıl hareket edileceği, ne yapılacağı söylenmeli. Telefon anketleri tabii zor. Bugünlerde özellikle otomatiğe bağlanıyor telefon anketleri. Siz açıyorsunuz, kuru bir ses size Yaşar Ahmet Tonta işte bilmem ne falan diye okumaya başlıyor. Ama diğer taraftaki bilgisayar okuyor bunları. Tabii bu tür anketlerin geri dönüş oranlarını merak ediyorsanız hiç yüksek olmadığını söylemek mümkün. Çünkü insanlar çoğu zaman bu tür anketleri reklam kampanyalarıyla ilişkilendirdikleri için telefonu kapatma yoluna gidiyorlar. Bilgisayar yardımıyla yapılan görüşmeler var. Bu da deminki telefon anketlerine çok benziyor. Çünkü karşıdaki olabildiğince insansı
ses veren bilgisayara dönüştürülmüş aygıtlar size soruları okuyor. Web anketleri var, dokunmatik veri girişi var, ses tanımaya dayalı anketler var. Şimdi bunlar daha çok teknolojiyle ilgili ama esas bizi ilgilendiren taraf tabii bir başka dersin konusu. Bu anket sonuçlarına dayalı olarak elde edilen verilerin genellenebilmesi. Yani web anketi dediğimizde işte hemen hemen her gazetenin sayfasında görürsünüz bir anket vardır. İyi de o gazeteyi okumuyorsanız, soru sizi ilgilendirmiyorsa, isterse 100 bin kişiyle konuşulmuş ya da o anket sonuçlandırılmış olsun, genellenebilirliği sınırlı olacak. Bu bir başka dersimizin konusu. Daha sonra toplanan bu verileri kodlamamız gerekiyor. Çünkü bilgisayar yardımıyla istatistiksel test yapmak için bunları kodlamak gerekecek. İşte bu kodlama, yani sınıflama ölçeğiyle toplanmış veriler için de geçerli, Likert ölçeği için de geçerli vesaire. Çeşitli kategoriler yaratıp her cevabın bu kategorilerden hangisine girdiğini bulmamız gerekiyor. Tabii buradaki sorulardaki seçeneklerin daha önce konuştuğumuz ölçme düzeyleriyle nasıl ilişkilendirildiğini kolayca görebilirsiniz. Örneğin kütüphaneyi kullanma sıklığı, yılda bir, ayda bir, haftada bir, her gün bilmiyorum cevap yok biçiminde sıralı hale getirilmiş. Dolayısıyla da yılda bir kullandığını söyleyenler, ayda bir kullandığını söyleyenlerden daha seyrek kütüphaneyi kullanıyorlar diyebiliriz. Ama onun ötesinde ne kadar seyrek sorularını kesin olarak ölçülebilir bir şekilde cevaplayamıyoruz. Toplanan bu verileri kodlayıp anket formlarını eski adı SPSS, yeni adı PASW olan istatistiksel analiz yazılımına girmek gerekiyor. Bu verileri doğrudan yapabileceğiniz gibi, yani görüşmeyi yaptığınız kişilerin verileri girmesine de imkan sağlayabileceğiniz gibi daha sonra da yapabilirsiniz. Ya da optik okuyucular vasıtasıyla bunu yapabilirsiniz. Özellikle posta yoluyla gönderilen anketlerde her sorunun yanında aynı zamanda bir numara olur. O hangi sütuna bu verinin girileceği konusunda bir göstergedir aynı zamanda. Ya da topluca optik okuyucu aracılığıyla verdiğiniz cevaplar tıpkı üniversite giriş sınavlarında olduğu gibi makineye okutulabilir. Tabii bu verilerin bilgisayara girildikten sonra aynı zamanda analize hazırlanması gerekiyor. Dolayısıyla da veri girişi sırasında yapılabilecek bir takım hataların bulunması gerekiyor. Çoğu zaman hatalı veriler için kuşkusuz cevap yok, bilmiyorum vesaire gibi seçenekler de yer alır. Ama aynı zamanda veri temizleme demek tutarsız olan verileri de kolayca görebilme anlamına geliyor. İşte siz diyelim ki bir önceki soruda cinsiyeti sordunuz, erkek ve kadın diye yanıtlanması biçiminde. Arkasından da kaç çocuk doğurdunuz diye bir soru sordunuz. Eğer bu soruya cevap verenin cinsiyeti erkekse belli ki burada verinin kodlanması ile ilgili bir yanlışlık var. Ya da Schwarzenegger'in bir filmi vardı, erkeklerin de doğum yapabilmesi konusunda. Belki de teknoloji ya da zaman ilerledi, artık erkekler de doğum yapmaya başladı diye düşünmemiz gerekecek. Demin gördüğümüz kütüphaneyi kullanma sıklığı sorusunda olduğu gibi aslında kategorileri birleştirip daha kesin ölçümlerden daha az kesin ölçümlere doğru gidebiliriz. İşte ne bileyim 5'li Likert ölçeğini 3'e indirebilirsiniz ya da oransal düzeyde toplanmış olan verileri belki sıralama düzeyine sokabilirsiniz gibi. Veriler üzerinde özellikle başka bir araştırmacı tarafından toplanan veriler üzerinde farklı bir araştırma sorusunu cevaplamak için ikinci analiz diye adlandırılan bir analiz de yapmak mümkün. Ama çoğu zaman farklı bir araştırma için toplanmış olan verilerin bir başka araştırma içinde aynen kullanılması biraz zor. Çünkü araştırma soruları
tıp atıp birbirinin aynı olmuyor genellikle. Ucuz bir veri toplama yöntemi olduğu için belki bundan yararlanılması düşünülebiliyor ama geçerlik sorunu var daha önceki bir derste konuştuğumuz. O bakımdan da veriler üzerinde ikinci analiz yapılması başkalarının verileri üzerinde düşünüldüğünde geçerlik sorunu üzerinde ciddi biçimde düşünmek gerekiyor.